Ne bu sürat? Toplantı pek iyi geçmedi galiba. Ne konuştunuz? Yeni kararlar var mı? Selçuk Bey şirkette performans puanı uygulaması başlatmak istiyor. İyi haber bu. Nesi iyi? Performansımıza göre puan alırsak ekstra para kazanacağız anlamına geliyor. Orası öyle ama Selçuk Bey eksi puan uygulaması da yapmak istiyor. Eksi puan mı? Neler eksi puanmış? Bilmiyorum, ben belirleyecekmişim. Neyse artık yarın hallederim. Çıkıyor musun? Biliyorsun Haluk'la çok önemli bir görüşme yapmam gerekiyor. Meltem, sen esas Haluk'tan kaç puan alacaksın? Önemli olan o. Eksi 10.000 puan. Kesin. Hadi görüşürüz. Ben geldim. Hoş geldin. Sen benden erken mi geldin? Evet ya, yollar açıktı. Bugün böyle şanslı bir gündeyim. Ne güzelmiş. Nasıl geçti günü? Güzel, güzel. Aslında Canan Hanım benim canımı sıktı biraz da. Tuna geldi. Şey dedi ya, senin haberin var mı? Bu bağırma terapisi diye bir şey varmış, duydun mu? Ha, duydum. Ha, biliyorsun yani. Hı, biliyorum. Meltem, seninle hiç konuşulmuyor. Niye? Çünkü her şeyi biliyorsun. Seninle konuşmamız 10 saniye sürüyor. Ne söylesek biliyorsun. Ne konuşacağım ben seninle? Ne yapayım Haluk? Bildiğim bir şey bilmiyorum mu diyeyim? Ne diyeyim? Yani bir şey de bilme de ben anlatayım. İlk defa benden duymuş ol. Yani internet bile bazı şeyleri bilmiyor. Bunu mu demek istediniz diye soruyor. Sen onun da sormuyorsun çünkü her şeyi biliyorsun. Seninle ben ne konuşayım? Tamam Haluk, bir daha sefere daha dikkatli olurum, böyle yapmam. Şimdi benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Ha, senin konularına mahkumuz yani. Öyle mi? Neymiş bakalım bu seferki çok önemli konu? Bağırmak, kızmak, sinirlenmek yok ama. Söz veremem. Konuya bağlı. Yani nasıl söylesem bilmiyorum ki. Pat diye söyleyeceksin. Haluk. Ben... Sen? Ben... Ben tek başıma... Evet, sen tek başına... 3 aylığına Paris'e gidiyorum. Sen tek başına 3 aylığına Paris'e gidiyorsun. Gidemezsin. Ne işin var Paris'te? Ne demek ne işin var? İşim var Haluk, iş gezisi. Ha, iş gezisi. İşse niye gezeceksin? Geziyse ne iş yapacaksın? Allah Allah, entel dantel icatlar bunlar. Ya Fransızlarla ortaklık yapacağız. Fransızlarla ortak ne yapacaksınız? Libya'yı mı bombalayacaksınız? Saçmalama. Türkiye'de ortak mı kalmadı da Fransızlarla ortaklık yapacaksınız ha? Ayrıca niye sen gidiyorsun? Niye Selçuk Bey gitmiyor? Niye Engin gitmiyor? Onlar da geliyor zaten. Ha, benim karım 2 erkekle birlikte Paris'e gidiyor. Ben de geliyorum. Gelemezsin. İşimi bırakır koçlar gibi gelirim. Haluk, sen benim velim misin? Ne işin var orada? Hiç profesyonel bir görüntü olmaz. Başlarım profesyonelliğine. Paris'e de, Sarkozy'ye de. Ben de geliyorum. Senin bağırma terapisi dediğin şey bu mu? Yani bana bağırmak mı? Ya... Çık dışarı. Çık. Geldiniz Meltem Hanım. Ne oluyor Haluk Bey? Niye kovdu beni? Ay Meltem Hanım ne oldu ya? Bir yerini mi kesti acaba? Terapi, terapi. Geldim.
Nerede kaldın Avuç Efendi? Babam geldi mi? Mutfakta. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya erken geldim, evin etrafında şöyle bir turladım. Babam sinirli mi? Korkma, korkma. Hani sopası vardı ya, ben onu sakladım. Ne haber Avuç, sen mi geldin? Evet baba, ama fazla kalmayacağım. Bir şey söyleyip hemen kaçacağım. Kaçacaksın mı? Niye? Ondan önce ben bir şey söyleyeceğim, çok acil. Ne? Hani sizin bir sopanız vardı ya. He. Artık o yok, kayboldu. Ne demek kayboldu? Koskoca sopa kaybolur mu? Kürdan mı bu? Ya üzülmeyin canım. Şimdi Havuç size söyleyeceğini söylesin, ondan sonra buluruz belki. Sen ne diyeceksin Havuç kafa? Baba. Ne? Ben okulu bıraktım. Pardon, ne? Ana, ne? Ben okulu bıraktım. Sen okulu bıraktın. Duydun mu? Geçmiş karşıma rahat rahat okulu bıraktım diyor. Hocam ne var bunda? Ne demek ne var bunda? Okulu bıraktım diyor. Ya bir dinle. Dinlemeden öyle bağırıyorsun, çağırıyorsun. Neyini dinleyeceğim? Okulu bırakmış. Okulu bitirince ona iş kuracaktım. Baba oğul çalışacaktık. Ne hayallerim vardı? Ya çocuklar babaların hayallerini gerçekleştirmek zorunda mı? Kendi hayalleri ne olacak? Zaten hayal aleminde yaşıyor. Bunun ne hayali olur ki? Ben şarkıcı olmak istiyorum baba. Niye öyle diyorsun ki? Özlü kabahatinden büyük. Oğlum şarkıcılık iş mi? Sen gene tamam yap şarkıcılık. Ama önce okulunu oku, hobi olarak yap. Ya ben müziğe daha fazla zaman ayırmak istiyorum baba. Niye anlamıyorsun beni? Baba baba baba, laflara bak hele. Haluk bu onun hayatı. Sen niye karışıyorsun ya? Bu da benim hayatım. Ben hayatımı çocuklarıma adamışım. Okusunlar, adam olsunlar demişim. Ne yani, şarkıcılar adam değil mi? Bir dakika, bir dakika, sen karışma. Sen şimdi okumayacak mısın? Okumayacağım. Okumayacaksın. Okumayacağım. Ha, okumayacaksın yani. Ya, okumayacağım. Haluk, ne yapayım? Git hemen benim sopanımı. Hemen yürü, koş, koş. Haluk! Sakladın değil mi bulamaz? Sakladım, sakladım. Haluk Bey, sakin olun. Hap getireyim size. Vallahi billahi şimdi böyle bıçak getirecek, hepimizi kesecek burada. Ne? Duvarlara vuruyor. Benim nasıl böyle bir evladım olur diye duvarlara duvarlara. Ben içerideyim.